acı badem bitkisi şey macunu çıkmış. Bir tanesi de acı badem için beni arıyor. Acı badem macunu var mı hocam sizde? Niye? Sayıyor şuna 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 iyi geliyormuş. Var mı klinik araştırması? Acı badem macunu. Reklam reklam Facebook'ta vermişler. Durmadan beni arıyorlar. Acı badem macunu var mı sizde? Yok bizde acı badem macunu. Neye etkiliymiş? Nereden çıktı bu? İnternette var. İnternette olan her şey doğru değil ki. Klinik araştırması var mı? Yok. O zaman bana göre bir değeri yok. Aa, bir tanesi de Hekimoğlu sarımsak limon kuru bilmem ne diyor bir şeyler hazırlıyor. Benim adımı koymuş, benim resmi koymuş bir de oraya. Hekimoğlu diye bir avukata verdik. Bu sayfada benim adım, ismim kullanılıyor. Lütfen bunu şimdi halledin diyor. Ya bir de avukatlara sürekli internette böyle. Datça acı badem macunu bir de Hekimoğlu. Bir de prostat için Prostador diye bir firma. Prostatı şöyle iyileştik, böyle iyileştik. Bir sürü resim koymuşlar. Sağdan soldan toplamışlar. Getirmiş bir tanesi diyor ki aylarca ben Prostador kullandım. Prostata bir faydasını görmedim. Bu ne biçimmiş? Ne biçimmiş? Açtık baktık içine. Doldurmuş çöp çöp. Bir de Mannacı Şakir var. Şimdi de YouTube şey Facebook'ta orada burada reklam veriyor. İngiltere'den manna getirdik. Şöyledir, böyledir. Ne yalan söyleyeyim ki? Bakın ben Almanya'da kaldım 29 yıl. Orada Türkiye'de gibi değil. Türkiye'de enstitüler var. Piyasada üretilen her türlü ürünün kalitesini kontrol eden enstitüler var. Gıdayı, tekstili, şunu bunu her şeyi. Puan veriyor. Şu kadar derece kaliteli, bu kadar derece, bu kalitesiz vesaire vesaire vesaire. Araştırma enstitüleri var. Halk sağlığını düşünerek çalışan enstitüler bağımsız. Bunlar ginseng kapı damlası drajısı üreten 100 firmanın ürününü almışlar, incelemişler. Sadece biri kullanılabilir kalitede. Yani düşük yine kalitesinde kullanılabilir. Diğerlerinin çoğunun içinde ginseng bile yok. Almanya'da bu. Dünyanın en kontrollü sisteminde çökmüş. İngiltere zaten fasafiso. Pakistanlı dolu, Hindistanlı dolu. Onlar zaten çökertir İngiltere'yi. Avrupa bildiğiniz eski Avrupa değil. Avrupa'dan, Amerika'dan gelen şeylerin çoğunun içi fos. Evvelki gün biri buraya geldi. Bir kapsül getirdi. Türkiye'den almamış da sarı kantaron hapını Amerika'dan bir firma getirmiş. O firmanın hapını kullanıyor. Bunu nasıl buluyorsunuz? Bakalım dedik. Baktık içine bitki tozu. Amerika'dan sarı kantaron hapı getiriyor. İçinde bitki tozu. Ekstrak yerine bitki tozu koymuş. Amerikan şirketi. Ha bu GNC değil. GNC pirinç koymuş. Sadece içerisinde hiçbir şey koymamış. GNC'nin üretmiş olduğu bütün ürünler fos çıktı. Kanada Üniversitesi bütün GNC ürünlerini incelemiş. Hepsinin içerisinde etken madde yok. Sadece nişasta, pirinç nişastası var. Bunun üzerine New York Başsavcısı GNC hakkında araştırma başlattı. Daha devam ediyor. Yani bir türlü ilerleyemiyorlar. Neden? Çünkü bu sektörde çok büyük karteller var, lobiler var, şebekeler var. Sadece şebekelerin gücü yetiyor her şeye. Bizim gibi vatandaşların da gücü bir şey yetmiyor. Zamanla aşacağız biz de zorlukları inşallah. Evet, bugün Saracoğlu'nun 2 hafta ben videolarını inceledim. Bu vatandaştan sürekli yanlış bilgi geldiği için uğraşmak istemiyorum bir daha. Beni kimse Saracoğlu nedeniyle aramaz. Saracoğlu şöyle dedi doğru mu? Saracoğlu böyle dedi doğru mu? Bir saatim ona gitti. Söylediklerin içerisinde akılla, mantıkla hiçbir ilgisi yok. Klinik araştırmalarla hiçbir ilgisi yok. Komisyon E ile hiçbir ilgisi yok. Homopati ile hiç ilgisi yok. Aromaterapi ile hiç ilgisi yok. Sağlıkla hiç ilgisi yok. Kullanan insanların da hiçbir faydasını görmemiş. 30 tane videosunu inceledim ben. Niye benim vaktimi alıyorsunuz? Beni aramayın. Benim ürünlerle ilgili arayın. Ben mecbur değilim ki başkasının yaptıklarını size izah etmeye. Mecbur değilim. Bir söylüyorum, iki söylüyorum. İnsanların sağlığı bozulmasın, sıhhati bozulmasın, parası çöpe gitmesin diye ama artık yeter. Bu son.
Beni kimse lütfen aramasın bu nedenle.